Türkiye'nin en eğlenceli yarışma programı Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Bravo. Evet sevgili izleyenler, hafta sonunda böyle ailece oturup izleyebileceğiniz harika bir yarışma programımız var artık. Burada bizler baş harfini vereceğiz. Devamını sizler getireceksiniz. Çok güzel sorularımız olacak. Çok güzel iki takım gelecek. Bu iki takım birbirle yarışacak ve bir takımın tam 200 bin lira kazanma şansı var. Hem eğleneceğiz hem kazanacağız yani. Sevgili eşim de hazırsa. Harika anlattın. Çok güzel anlatırım anlatıcılıkta. Yarışmamız yayınlandıktan sonra gelen yorumları okumayı çok severim. Evet, ne diyorlar? Çok güzel yorumlar geliyor. Öyle mi? Ve böyle ailecek izlenebilen bir yarışma olması beni çok mutlu ediyor. Böyle gelen yorumlarda hep işte çocuklarımızı izliyoruz, işte çekirdeklerimizi aldık. İşte 3 yaşındaki çocuğum, 5 yaşındaki, 8 yaşındaki, işte karı koca, işte annemi aldım, babamı aldım falan. Böyle topluca izlenen bir yarışma olması beni çok mutlu etti. Zaten ama tam da amacımız oydu, böyle bir aile yarışması yapmaktı. Yani evet. O yüzden de şu an hem bizim karı koca olmamız hem de özellikle bu bölüm açısından tam bir aile yarışması olacak. Çünkü bu tarafta kocalar, bu tarafta da eşleri olacak. Bu tarafta kadınlar, bu tarafta eşleri olacak. Bu tarafta kadınlar, bu tarafta da kadınlara teslim olmuş kocalar. Hanımcılar. Hanımcılar. Kadınlar ve hanımcılar. Evet, çok böyle güzel. Böyle bir yarışma olacak. Güzel, ilk defa deneyeceğiz evet. Bugün böyle bir iki takım olmayı, çok güzel. Bence. Karı koca rekabeti gerçekten üst seviyede olacak. Heyecanlıyım o yüzden ben evet, de. Bugün rekabet ekstra bir şey. Ben tabii ki hanım tarafıyım. Ben de bey tarafıyım. Sen de hanımcı tarafısın. Broş. Bakayım broşuna. Yine broş. Yine B böceği koymuşsun oraya. Hayır, uğur böceği var bugün. Bu tam bir kara Fatma. Bu net... Hayır, ne? Uğur böceği. Uğur böceği. Aşkım kara Fatma. Uğur bu. Böceği. Uğur, bereket. Bereket ve uğur getiriyor. İnsanlar bu broş gelseni hiç sevmedin. Bu ve bereket şakasını da hiç sevmedim. Sürekli her şey bereket deme şakası beni sinir ediyor. Önemli olan bereket aşkım. Peki sen sana çok saçma bir şey söyleyeceğim. Buradaki bu iğne, bu ne? Aşkım ne yapıyorsun ya? Böyle çıkmış bu. Aşkım ben senin bir şeyini çekip çıkarıyor muyum? Böyle... Hayır, böyle duruyordu. Burada... Benim belki her şey birbirine bağlı. Onu bir çözeceksin, her sevgili şey çözülecek. Sevgili yönetmenim ben. İnan ki çözülmez. Çözülebilir. Ama sevgili yönetmenim görmüştür. İğnen çıkık duruyordu da o yüzden. Tamam, hadi başlayalım mı? Evet, önce ben zaten hanım tarafıyım. Evet, hanım tarafı. O yüzden tabii ki hanım takımını çağırıyorum. Buyur canım. Komşu Bağ takımı gelsin bakalım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İşte bu. Bravo, hoş geldiniz. Harika. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi eşlerinizi çağırıyorum. Bak, siz komşu bağı demişler, onlar eş bağı demişler. Görüyorsun değil mi? İsim olarak. Daha isimden teslim olduk karşı tarafa. Keşke mesela hanımlar ve hanımcılar olsaydı. Hanımlar ve hanımcılar, o da güzelmiş. Evet, eş bağı geliyor. Alkışlarınızla. İşte bu. Ya, aşırı tatlı ya. Evet, birbirlerine. Evet. Ne oluyor ya? Çalışıyormuş falan. Bunlar... Bunu da böyle tamamlarız, ya? Böyle de tamamlarız. Kader ortağıyız. Ne hırslanmışlar. Nasıl bir şey ya? Arkada niye koreografi çalıştınız? Herkes birbirine çakmak. Bence çok, ne demek ya? Biz böyleyiz. Çalıştık, geldik. Siz kim pardon? Bizler eş bağları. Eş bağıyız biz. Çok hazırız bu yarışmaya. Ama biz yine siz başlayın. Buyurun hanımefendiler başlayın. Hemen buyurun. Gidiyorum takımın yanına. Tabii ki önce hanımlar başlayacak. Evet. Hem sizi tanıyalım, hem karı koca katılmaya karar verdiniz. Hep birlikte karşılıklı rekabet ortamı var. Birazcık onları anlatın. Hem de komşusunuz hepiniz. Evet. İnanılmaz güzel bir program olacağını hissediyorum yani. En az 7 senedir komşuyuz. Müthiş. Hepimiz aynı binada oturuyoruz. Sürekli birbirimizdeyiz zaten, hiç ayrılmıyoruz. Eşimle 7 senedir evliyiz. Bir kızımız var 4 yaşında. Maşallah. Bu şekilde. Hanımlar olarak mı katılmak istediniz? Ondan sonra eşler mi dahil oldu? Ya biz hanımlar olarak katılmak istedik. Daha sonra eşler dahil oldu. Yani onları aslında ikna etmemiz çok kolay oldu. Hatta dünden razıymış. Gerçekten. Onlar bizden fazla hırslı çıktılar ve bizden daha heyecanlılar. Bir koreografi hazırlamışlar hani zaten çözemedim. İlk başta şey yaptık hani ya acaba hani birini ikna etsek birini edebilir miyiz falan diye. Hayır, bir söyledik onlara böyle şey görüntülü konuşuyoruz işte grubumuzdan falan. Bir söyledik hepsi o tamam olur falan. Ay ne kadar güzel ya. Ne kadar kolay. Hiç beklemiyorduk. Siz daha başarılısınızdır diye tahmin ediyorum. Tabii ki de. Peki iddialı mısınız yarışmada? Yarışmayı izlediniz. Birazcık denemişsinizdir kendinizi. Evet, şey yapıyoruz mesela Duygu'da toplanıp biz kendi aramızda yarışma yapıyoruz. İki akşam bunu denedik kızlara erkekler şeklinde. Hatta yarıştınız falan, mı erkeklerle? Evet, süre falan tuttu kendi aramızda. Kim kazandı? Yani aslında puan yazmadık ama bence kesin biz kazandık. Her türlü siz kazanıyorsunuz. Evet. Yani şu an erkekler kazansa da biz kazanmış olacağız. Evet. Yani sizin kazandığınız para da bize yarar ama biz kazanırsak en azından size laf söylemek düşmez. Hakkımızla kazanmış oluruz, daha güzel olur. Aynen öyle. Canan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Canan. 5 yıldır evliyiz eşimle. 3 yaşında bir kızımız var. Organizatör biz olduğumuz için hiç bakışına heveslenmesinler. Heveslenmesinler. Kazanacağız. Biz çok anı paylaştık birlikte. Aynı binada oturuyoruz. 5 yıldır da çok anımız var. Bir yenisini eklemek istiyoruz. Eğlenmek istiyoruz. Çocuklarımıza bırakmak istiyoruz. Güzel eğleneceğiz. Paramızı da kazanacağız. İnşallah. Döneceğiz. Ayşe Hanım, en güven veren sizsiniz şu an takımda. Sırtlarını size yaslamışlar orada. En sona da sizi koymuşlar. Evet, en iyi siz bilirsiniz. Biz çok sonradan dahil olduk ama yarışmaya. Arkadaş aradı sağ olsun. Dedi ki hemen bize gelmen lazım. Dedim hayırdır falan. Gel gel dedi. Çok acil gelmen lazım falan. Ben de hızlı hızlı indim aşağıya. Dedi ki biz yarışmaya gidiyoruz falan. Dedim hemen nereye? Sen de geliyorsun. Evet koş. gidiyoruz dedi. O yüzden dedim tamam gidelim o zaman hiç şey yapmadan. Siz de eşinizi ikna ettiniz. Aynen o da dünden hazır zaten. Hepimiz mavi aradık. Onların ismi dünden hazır olmalı. Bence de dünden hazır olsaymış. Adamlar kendileri ikna etmişler gelmeye yine yaranamamışlar ya. Dünden bularmış diyor. Yani sizi kırmamışlar bir teklif gelmiş. Tam yarışırız demişler. Ne kadar güzel bir şey işte. Çok güzel canım. Ama yani bir sürekli bir oradan gözdağı verme var. Hani bizim aklımıza geldi. İlk biz başvurduk. Bizim ama kazanmamız. Ama biz başvurmuşuz. Tamam da yani ilk başvuran kazanmıyor ki. Lütfen baskı altına girmiyoruz arkadaşlar. Lütfen çirkinleşiyoruz. Sonra evde halledersiniz. Bana ne? Şu an burada... Sen nasıl halledeceksin evde? Ben halledemiyorum. Bak. Önce sen kendini hallet. Hayır biz ben şey istemiyorum. Böyle bir hanımlar başvurdu da biz daha mütevazi davranalım diye bir şey yok. Gayet çok iddialı yarışacağız değil mi hocam? Kesinlikle. Neydi isim? Yasin hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle herkes karşısındakiyle evli değil mi? Evet. Tamam, o çok güzel. Yasin hoş geldin. Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsun? Ben bir özel sektörde üretim sorumlusu olarak çalışıyorum. Üretim sorumlusu evet. Süper. 7 yıllık evliyiz. 4 yaşında bir kızımız var. Ya yaşlar hep aynı çocukların o çok güzel. Evet. Yani... Çok biz güzel. Kreşe vermiyoruz. Evet. Harika. Zaten evler kreş gibi. Hep sürekli birinin evinde toplanıyorlar. Çocuklar orada. Çocuklar şey oluyor zaten. Şimdi mesela Duygu'yu yeniyoruz. Duygu işte çocuklarımızla birlikte sonra diyor ki hadi ben de onların evine gideyim. Elisa mesela kızı. Evet. Sonra bizden de başka bir komşuya gidiyoruz sürekli böyle. Ay şeyi yani yaşları nasıl denk getirdiniz? Hepiniz bir gece hadi denk çocuk yani. Yapıyoruz diye karar mı verdiniz? Çok denk yani. Doğaçlama mı? Evet, öyle mi? Evet, evet. Bir de hepinizin kızı var. Evet. O da inanılmaz. Sen olan. Ya hiç kavga etmiyor musunuz? Hiç böyle tartışma, küslük hiçbir şey olmadı mı? Küslük hiç olmadı. Ya birbirimizi tanıyoruz yani zaten. Evet. Çok uzun zaman olmuş zaten. Yani o onu yazdıysa kesin bir şeye takılmıştır diyoruz. Yani. Sonra ertesi gün normal devam ediyoruz. Hallederiz diyoruz. Peki komşular arasında böyle sevmediğiniz bir komşu. Çünkü komşular arasında sevilmeyen bir komşu vardır. Yani. Bir tane var mı? Bir tane. Ama bunu söyleyince kaç, bu ne kadar bir apartman bu? 15 kaç? 15 tane. Bir canım 15 tane. Tamam, bilemez o. Kendini bilemez mi şu an? Bilir. Bence bilir. Biliyor mu? Çünkü biz hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Binayı kilitleyecekler. Siz onun eşiyle anlaşıyor musunuz? O sevilmeyen komşunun eşiyle? Biz de anlaşamıyoruz. Yani şöyle anlaşamıyoruz aslında. Anlaşmaya çalışıyoruz ama. Olmuyor. Yani olmuyor. Frekanslar tutmuyor diyelim. Bence imza toplayıp onu apartmandan attırın. Gerek onları yerine siz alalım. Gerek yok. Onları yerine biz geliriz. Sen yarışmaya izleyebildin mi abi? Hiç hocam, direkt... Her bölümünü izledim. Her bölümünü izledin. Tabii, hatta az önce bile gelirken yolda sürekli izledik. Evet. İyi misin peki? Kaptan yapmışlar seni. İyiyiz. İyiyiz. Kaptan olarak seçilmende bir sebep var mı? Yani şöyle sebep, eşim o tarafta olmak zorunda kaldı gibi. Yani ben de burada... Mecburi. Eş yani durumundan mı? Biraz eş durumu oldu. Eş kontenjanı. Eşin oranın kaptanı oldu diye seni de buraya zorla koydular mı? Mecbur yani. Gibi diyelim. Biraz bana kalacak gibiydi de sonradan. Oraya kaldı. Evet. Güveniyor musun? Kaptana güveniyor musun? Her zaman. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Neden? Eş durumundan kaptanmış. Niye güveniyorsunuz yani? Hocam o kadar da değil yani. Kendimizi çok harcıyoruz. Tamam, inanıyorlarsa bence. Ahmet sen ne iş yapıyorsun abi? Finans sektöründe çalışıyorum özellikle. Süper. 35 yaşındayım. Çok iyi. 5,5 yıldır atarlı bir kadınla harika bir evliliğimiz var. Atarlı mı dedi? Atarlı mı dedi? Sen başta yaktın kendini. Başlangıçta bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Söylüyorum. O zaman bir dakika şu an hayır diyemezsin. Söyleyebilirsiniz tabii. Lütfen. Atara atar, gidere gider. Bartın'dayız. Aga şeklimizi yeter. Aha. Onun yaptığı atar, Allah 5 cümlede benim hayatıma renk katıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Onun yaptığı atar... Ben dedim ki bir girecek yine hata yapacak. Yok. Dedi ki 5,5 yıldır hayatıma renk katıyordu. Aa ne kadar tatlı. Bizi kolay bir rakip olarak aslında seçtiler karşılarına. Evet. Ama yarışmanın sonunda pişman olacaklar. Peki kazanırsanız mesela siz kazanırsanız bunun hesabını nasıl verecek? Yani ne yapacaksınız? Yani parayı ne yapacaksınız mesela? Ya aslında kazansak da kaybetsek de biz kaybediyoruz herhalde. Ne? Ben anlamadım. Abi o konuya hiç girme ya. Şimdi... Bir plan yok mu? Var. Bu. Onlar kazanırsa, onlar kızlar olarak bir tatile gidiyorlar. Böyle bir kış tatili. Evet. Biz kazanırsak onlarla beraber gitmek istiyoruz. Onlar bizi götürüyorlar. Eğer kazanırsak birlikte gitmek de güzel olabilir ama evet, onlarla gitmek istemiyor musunuz? Kız kıza daha güzel olur. Yani biz kazanırız. Biraz onlara evet, çocuk baksınlar, evet, biraz kafa dinlerim yeter. Biz girelim. Evet. Tamam. Ben anlamadım ya. Gerçekten bu hikayede kazanan... Abi biz daha baştan kaybettik. Yok. Siz abi... Direkt finale geçelim. Ne iş yapıyoruz? Canan'ın eşiyim. İlk defa tabii bu süre zarfında eşlerimizle karşılıklı bir yolumuz olacak. Bakalım nasıl bir süreç bekliyoruz. Hiç böyle şey falan oynar mıydınız aranızdan apartmanda buluşup? Ne bileyim böyle ev oyunları, tabular, mabular oynuyor musunuz? Pandemi sürecinde oynuyor, çok birlikteliğimiz oldu. Sabahlara kadar aklınıza ne gelecek varsa bütün oyunları oynamışsınız var. Tabii tabii. Böyle erkeklere kızlar diye ayrıldınız oldu mu yani? Oldu. Orada da genelde hep erkeklere kızlar oynuyorduk zaten. Kim kazanıyordu? Genelde biz kazanıyoruz. Ne? Bu konuda mütevazı olamayacağız. Çünkü Mesut çok hırslı. Asla yenilmeyi hazmedemiyor. Buradan bunu duyuruyorum. Aslında yeniliyor diyorsun. Başka yollar. Başka yollardan kazanmaya mı çalışıyorsun Mesut? Yok kesinlikle ya. Cazgırlık yapıyor musun? Hayır, evet. Seviyeli bir şey var. Ben de çok cazgırımdır. Saç baş gireriz birbirimize. Girelim. Bugün de siz aynı apartmandayız. Sessiz böyle. Sessiz altı altı mı? Evet Nazım hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Nazım Karaoğlu. Memnun oldum. 1981 doğumluyum. 81'lisin abi. Evet, kamu personeliyim ben de. Süper. Bir oğlum, bir kızımız var. Maşallah. 10 yaşında oğlumuz, 10 yaşında kızımız var. Maşallah. Süper. Ayşe'nin eşiyim. Ayşe'nin eşisin. Siz ne de güzel ya beyler. Oldunuz. Evet, biz de sonradan aynı şekilde arkadaşlarla. Sonradan süper, hoş geldiniz. Sen de programı Berfu'nun eşiyim de açarsan falan. Çok güzel olur bence. Merhabalar, ben Berfu'nun eşiyim. Öyle mi konuşayım? Hep böyle anlatlar çok hoşuma evet, gitti. Tamam, Berfu'nun eşiyim. Pamuk oldu gönlüm. Bunu hep söyleyeceğim bilmeyenler. Merhaba, ben Berfu. Bilmiyorlar mı sanki? Senin eşin oldun mu? Ya bilmeyen varsa hatırlatırım. Evet. Evet. Ben de Berfu'nun eşiyim abi. Hoş geldiniz. Güzel bir şekilde. Hazırsanız başlayacağız. Hazırız, vallahi hazırız. Çok güzel. İlk defa böyle bir şey deniyoruz. O yüzden de ben de heyecanlıyım. İnşallah erkekleri buradan zaten evde de tabuda da yendikleri gibi rahat bir şekilde galibiyetle yollayacağız gibi geliyor. Ben hiç inanmıyorum yendiklerine ama... Eğer Mesut Bey cazgırlık yapmaz. Hemen niye sizin isminizi verdiler böyle ya? Vallahi bilemiyorum. Genelde hırslı olduğumu söylüyorlar. O yüzdendir diye düşünüyorum. Yoksa aksine bir şey yok. Şimdi önce kim başlayacak sorusu var. Kim başlayacak sorusu için butonlarımız var. Önce sorumuz geliyor. Sorumuzdan sonra cevabın baş harfini görüyoruz. Süremiz başladığı anda butona basıp cevabı verebilirsiniz. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman sorumuz gelsin bakalım. Bozulmayan tek gıda nokta noktadır. Cevabın baş harfini görelim. Bal. Bal. Süper. Evet, hemen daha başlangıçta. Bal, bal, bal. Zaten biz nezaketten önceliği bayanlara verecektik. Evet, hemen öyle bir ifade yaptı. Tabii. Evet. Burada sıkıntı yok. Tamam peki, biz başlayacağız. Süper, harika bir haber. Bütün sorulara ilk biz cevap veriyoruz. Bütün oyunları biz ilk oynayacağız. Evet, şimdi ilk sorumuz var. İlk turun ilk sorusu. Cevaplar 50 puan. Eğer oldu ki ilk turdan bonus yaparsanız 500 puan kazanabilirsiniz. Bu bayağı bizi rahatlatır. Güzel olur. İlk sorumuz gelsin bakalım. Nokta 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 yarışması yapılır. Yarışması yapılan şeyler. Cevapların baş harflerini görelim. Süremiz başladı. Şeker. Şeker. Gülhan. Yemek. Yemek. Yemek yarışması. Süper. Şarkı. Şarkı yarışması. Süper. Gülhan devam. Koyun. Koyun. Yetenek. Yetenek yarışması. Süper. Bebek. Bebek. Köpek. Köpek. Duygu. Gelin. Gelin yarışması. Güzellik yarışması. Güzellik yarışması. Harika. Koyun. Koyun. Siz de canlanın. Doğum. Doğum. Balık. Balık. Düğün. Düğün yarışması. Doktor. Doktor. Kuş. Kuş. Ayşe Hanım. Tencere. Siz de duyun. Bilgi. Bilgi yarışması. Süper. Tamam. Aldık. Son anda aldık. 5 tane doğru cevapladık. 250 puanla geldik. Gayet güzel. Evet. 2 tane bilemedikleri var. Düşündünüz mü? Düşündük. Düşündünüz. 2 tane. Şuradan 100 puan alalım onlardan. En emin olduğundan. Başla Yasin. Dans. Dans yarışması. Oo Yasin Bey. Bravo. Kibarlık yarışması. Yani onu bulamadık. Ama çok bulmuş gibi bir tavrım vardı böyle. Dansı da bulduktan sonra. Kibarlık yarışması güzelmiş bu arada. Girsen sen o derece yaparsın. Öyle yapabilirim. Yaparsın. Yaparım. K yarışması. K. Koşu. Koşu yarışması. Okay. Evet. Olsun, biz 50 puanımızı oradan güzel çıktı. Evet, aldınız, 50 puan aldınız. Evet, şimdi Eş Bağı takımına geldi sıra. İlk sorumuza hazır mısınız? Başlıyorum. Hazırız. Gelsin bakalım ilk sorumuz. Nokta nokta AVM'lerde bulunan bir mağaza türüdür. Cevapları görelim. Cevapları gördük. Süremiz başladı. Ayakkabı. Ayakkabı. Bravo. Giyim. Giyim. Evet. Oyuncak. Oyuncak. Bravo. Koşu. Koşu. Aksesuar. Aksesuar. Mesut. Terlikçi. Terlikçi. Ev dekoru. Ev dekorasyon. Bravo. Nazım. Ayşe. Kıyafet. Kıyafet. Kitap. Kitap. Bravo. Oyuncak. Oyuncak vardı. Mesut. Müracı. Tamirci. Tencere. Kapıcı. Kapıcı. Mesut. Canan. Ayşe. Ayşe. 2, 1, 0. Ya bu pas yerine eşlerin adını söylüyorlar ya. Artık inanılmaz. İnanılmaz, çok güzel. Evet, biz de 5 tane bildik. Sizden güzel çalacağız şimdi. Evet. Düşünmek ister misiniz bir 10 saniye? Bulduk. Harika, hemen duyalım ama en emin olduğunuz önce. Tamam. Kozmetik. Kozmetik tabii ki de. Evet. Teknoloji. Teknoloji tabii ki de. Müthiş. Harika ya. Çok alışveriş yapar mısınız? Yani. Eşlerinizle birazcık tartışır mısınız bu konuda? Yok. Çok alışveriş yapıyorlar mı? Ya yapıyorlar ama tartışmıyoruz. Boynunuz bükük. Artık evet. Yapsınlar. Dördünüz aynı anda başınızı sağlayın. Ay geldim ödememi bırakıyorum. Sıkıntı yok. Kartı ver deyip gidiyoruz. Sen böyle giyim kuşam alışverişi yapıyor gibisin. Yok. Yapmıyor. Alakam yok. Alakam. Hiç yapmıyor. Sadece ben söylediğimde. Alakam. Hani böyle... Bu kıyafetleri giymene kim karar verdi? Ben. Birisi hanımlar mı giydirdi? Tabii ki giyim koçum. Tabii ki giyim koçum. Bakayım, herkesin bir tarzı var gerçekten yani herkesi. Biz alışverişe eşimle beraber girdiğimizde çok büyük sıkıntı oluyor. Çünkü neden? Sürekli kıyafet deniyorum ben. Ona da illallah geliyor, yeter artık diyor. Sen kıyafet denemeyi seviyor musun? Yani üstüme yakışanı tutturana kadar. Bekletiyorsun eşini. Yani AVM'ye gittiğinde eşin seni mi bekliyor alışveriş yapıyor? Genelde öyle oluyor. Allah Allah. Aynen. Ben de AVM'ye gitmeyi seviyorum. Mesut Bey, siz çok titizmişsiniz bir de. Ve arabada kızınıza yemek yedirmiyormuşsunuz. Allah bildiği gibi yapar mısın? Öyle demeyelim de. Tam olarak öyle diyelim. Tam olarak öyle değil mi? Çünkü hayır, bizim arabalarımız leş gibi yani. Her şey mesela tavana falan muz sürtüyor bizim çocuklar. Bizim çocuk şöyle arabaya biniyor. Bindiği gibi daima ayakkabıları indiriyor, koyuyor köşeye. O şekilde oturuyor. Ya aslında doğru bir şey değil de. Senin arabana ayakkabıyla girilmiyormuş, doğru mu? O kadar da değil ya. Öyle. Tekrar girecek halimiz yok. Hayır, birden böyle hani bismillah deyip çıkarıp arabaya binmiyoruz değil mi? Titiz diyelim. Titizlik ne boyutta yani? En... Şöyle bir anımızı anlatayım size. İlk arabamı satacağım zaman da bir bayan hanımefendiye satacaktım. Şimdi ekstra... Bayan hanımefendi mi? Tabii. Hanımefendiye satacağım daha doğrusu. Tabii. Eksper'in önüne geldik. O sırada önden bir çocuğu da gelmiş. O da bir oto firmasında çalışıyormuş. Anlıyor bu işlerden. Önden bir bakalım dediler araca. Neyse içine girdiler, baktılar. Her yer gıcır gıcır. En son hanımefendi bir bagajı açar mısın dedi. Açtı. Her iki tarafta da parfüm gördü. O da kokusu falan. Dedi ki oğlum dedi hemen al dedi. Bu çocuk dedi biraz manyak herhalde dedi. Dedi otele gidelim. İki tarafta da parfüm mü var arkada? Doğrudur doğrudur bagajda. Peki evde de bu kadar titiz misiniz yoksa hani arabanızı çok seviyorsunuz? Genel olarak. Siz mesela arabanın terlikleri falan düzeltirim, eşim bozar ben düzeltirim. Böyle bir... Çok zor değil mi ama ya? Çok zor yani erkeğin bu kadar titizliği birazcık fazla. Bize fazla yani. Eve de karışıyordur. Karışıyor işte. Mesela bütün gün evi temizlemişsiniz, düzenlemişsiniz, her şey okey diyorsun, oturuyorsun. Yani bir bayanın saç teli yere düşmüş olabilir içeri girdiği anda. Bu ev leş, çok kötü, temizlenmemiş falan. Hemen gelip saçımı buluyor, giriyor. Bu ne falan mı diyor? Evet, hemen sol saçı yerde görür. Kesin gözünü hemen size kaçsın. Zaten. Biz o yüzden hep birlikte. Ben onun tam tersi. Biraz tersiyim yani. Eşimle bundan şikayet ederim. Yok değilim çünkü temizlikte bana yardım ediyor. Ederim. Ha, ediyorsun. Ederim hocam. Ay çok güzel. Sen? Ben biraz kontrolcüyüm galiba. Biraz fazla kontrol ediyorum. Yatıyorum fişte bir şey var mı? Kapı kilitli. Öyle şeyler var. Ben etmediğim için o çok iyi. Bizde temizlik beraber oluyor. Birinin öyle olması lazım. Bizde de ben mesela yapıyorum. Birlikte yapıyorsunuz. Siz temizliğin hangi görevlerini alıyorsunuz? Süpürme. Kolay olanı seçmişsin. Ayakta kolay bir şekilde. Şöyle fıt fıt. Süpürünce evet, bütün işler bitiyor. Mesela temizlikte hangi görevleri alıyorsun evde aşkım? Ben temizlikte yatakta yapıyorum. Yatmak. Kalkmak. Yani ben temizlik ne yapıyorum? Ben temizlik yapmıyorum ya. Yani böyle ama mesela arada topluyorum bir şeyleri. Senin en kötü huyunu söylüyorum temizlik ve düzenlerken. Her çekmeceyi açık bırakıyorsun ama her. Ya çünkü şöyle bir saçmalık var. Bizim bir gardırobumuz var. Şöyle gardıroplar var ya. Böyle çekiyorsun vuu diye birikip buraya açılıyor böyle. Anlatabildim mi? Evet. O böyle buraya toplanıyor. Onu her seferinde vuu diye kapatmak zor geliyor. Allah kolaylık versin. Tamam kapatacağım bundan sonra. Onu çünkü o sürgüyle onu kapatmak bir iş yani. O acil. Allah gerçekten kolaylık versin. Ne zorluklar yaşıyorsun bayağı. Çok değil. Evet. Hazır mısınız? İkinci sorumuz. Hazırız. Harika. İkinci sorumuz gelsin bakalım. ... bireysel mücadele edilen bir spordur. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Koşu. Koşu. Süper. Yüzmek. Yüzme. Harika. Tahta. Tahta. Tenis. Tenis. Süper. Handball. Handball. Canan. Boks. Boks. Harika. Yüzme. Yüzme. Giyim. Giyim. Hava. Hava. Güreş. Güreş. Harika. Hadi bonus. Kıyafet. Hepsini düşünün bireysel. Futbol. Futbol. Yüzme. Yüzme. Basketbol. Basketbol. Kayak. Kayak. Canan Hanım. Hiç yok. Güreş. Güreş. Ay süremiz gibi. Evet, 2 tane kaldı. Hadi alalım abi. Halter. Halter. Wow. Bravo. Karate. Karate. Bravo. İşte bu. Aha. Çok güzel. 600'e 400. Bu olsun. Çok güzel. Güzel. 600'e 400 ama bizim sorumuz gelmedi daha. Evet, evet. Şu an bir full yapacağız. Hop fark açılacak. Ondan sonra evde uğraş dur. Bakalım ne olacak. Hazırsanız ikinci sorunuz geliyor. Hazırız hocam. Gelsin bakalım. ... içindeki malzemeleri kendiniz seçebileceğiniz bir yiyecektir. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Kumpir. Kumpir. Bravo. Pide. Pide. Pasta. Pasta. Su. Su. Tost. Tost. Bravo. Püre. Püre. Dondurma. Dondurma. Pide. Pide. Salam. Salam. Salata. Salata. Evet. Malzemeleri kendimiz seçtiğimiz doğru. Hadi Mesut. Canan. Canan. Ayşe. Ayşe. Duygu. Duygu. Patates. Dürüm. Dürüm. Oo, evet. Canan. Canan. Ayşe. Sandviç. Sandviç. Sandviç doğru. Son kaldı. Patates. Patates. Ya ah ya. Ah ya. Buldunuz mu? Bulduk diye düşünüyoruz. Hadi. Hadi lütfen. Pizza. Pizza. Kaçtı ya. Bonus alacaktık. 50 puan fark var sadece çok yakın. Olsun biz öndeyiz. 650-700. Bu turun sonunda 700 eş bağı, 650 komşu bağı. Evet. Çok mutluyum. Öndeyiz. Buyurun. Şimdi ikinci tura geçeceğiz. İkinci turda sevdiğimiz bir tur çünkü diz beni turu. Harflerimiz var. Gözlerimizi kapatıyoruz. Sorularımız var. Harflerimizle soruların cevabı olan kelimeleri yazacağız. Siz başlıyorsunuz yine. Hem gözlüklerimiz gelsin hem de harflerimiz gelsin. Diz beni turu başlıyor. Gözlüklerimiz geldi. Evet. Gözlüklerimizi takabiliriz yavaş yavaş. Ben baş harfi olacağım. Tamam. Sorularımızı Eser okuyacak. Kocacığım okuyacaksın. Evet, okuyacağım. Evet, gözlükleri taktınız. Evet. Şimdi Berfu Hanım da baş harfi olacak. Harflerimiz gelecek. Soruyu soracağım. Soruyu sorduktan sonra baş harfi vereceğim. Tahmin edeceksiniz. Doğruysa harfleri elleme şansınız oluyor. Gelsin bakalım ilk sorumuz. Güzel kokusuyla meşhur bir içecektir. Baş harfi görelim. K. Süreniz başladı. Güzel kokusuyla meşhur. Kahve. Süper. Doğru. Hemen harflere dokun, hemen gönderin harfleri birbirine. Ben de. Harika. Sen bunu alacaksın. E al. Ayşe E'yi al. Hemen gönderin. Hemen harfleri gönderin. E'yi bana ver. Evet, kahve. Tamam, sakın. Doğru. Harika. Evet, doğru. Süper. Evet, ikinci sorunuz geliyor hazırsanız. Evet. Gelsin bakalım. Nokta nokta kimi zaman anlamına gelen bir kelimedir. Bazen. Cevabı görelim. B. Bazen. Süper. Hemen gönderin. Hemen. B bende. B bende. Bu da ne herhalde? A'yı alayım. Ne? Kime verin. Al Ayşe al. Dur. Bunu alsana. A'yı versenize. Bu A değil. Biz hemen. A'yı alayım. B bende. Tamam, Z yamuk. Çevir. Bazen doğru. Demin doğruydu. Doğru, tamam yaptı. Evet, bazeni de orada bir tartışma çıktı. A'yı versenize. A'yı verin falan. Demek ki Duygu gitgide çekecek. Ben anlamaya başladım buradan. Gelsin bakalım 3. sorumuz. Nokta nokta iliklemek bir saygı göstergesidir. Düğme. Cevabı görelim. D. Düğme. Doğru cevap. Pardon. Yok, sıkıntı yok. Ü bende. E bende. Ay bu yumuşak. M bende. M. Yumuşak G. Tamam, bir yumuşak G. Hadi benim. Hemen kaldırın. Yumuşak G yanlış. Evet. Süper. Düğme doğru cevap. Evet, 33 saniyeniz kaldı. 3 tane bildiniz. Tebrik ediyoruz. 33 saniyede 4 tane bilirseniz çok ciddi bir rekoru kırmış olursunuz. Tamam. Bakalım bilecek misiniz? Gelsin bakalım. 4. sorumuz. Nokta nokta sadakatiyle meşhur bir hayvandır. Cevabı görelim. K. Köpek. Doğru. Hemen. P bende. Alayım. P bende. Alayım. Süper. Kaldırın. Evet, köpek doğru. Süper. Gerçekten çok hızlanmaya başladılar. 20 saniyeniz kaldı. 3 tane sorumuz var. Gelsin bakalım. Köfte yaparken nokta nokta kullanılır. Cevabı görelim. K. Kıyma. Hadi hemen gel. Süper. Kıyma. A bende. Ne? Ayşe'ye vereceksin. Ne? Bana vermeye Ayşe. Ben her türlü iyileri uzat. Bir daha değiştirin. Gülhan al. Al. Hemen süremiz azaldı. Hadi. Hadi. Yeter. Tamam doğru. Ben burada VAR'a gitmek istiyorum. O Y'yi nasıl tutmak? O Y'yi havaya dikti. Kıyma oldu mu bir ara? Bardan da dönmez bu. Şöyle ya. Ay, tutamadım bir an. Anlayamadım. A da ters. A mı ters? A'yı nasıl ters tuttunuz ya? Açabilir miyim? A, B, G. Ayşe Hanım açabilirsin. Evet, Ayşe Hanım oyundan çıkmak istemedi gerçekten. Ben de Gülhan diye bağırıyorum. Ters ya ye. Evet, maalesef kıymayı bilemediniz. Canımız sağ. Toplam kaç tane bilmiş oldunuz? 4 tane bildiniz. 1050. İnşallah 3 tane bilirim. Güzel, 3 tane bilirim. İnşallah 2 tane bilirim. 3 tane de bilirim diyorlar. 1050 puan oldular. Arkadaşlar 700 puanız. Güzel abi. Bir soru biliyorsunuz 100 puan. 3 tane bilsek önlerine geçme şansımız oluyor. Sonra full yapıp 1000 alıyoruz. Buyur karıcığım. Kocacığım seni yerine alayım. Çok hazırız. Y'leri ters tutmuyoruz. A'ları zaten Eş Bağ'ın gözlükleri gelsin. Kaç abla? Bakayım. Çok. Şimdi Eş Bağ'ın... Kocacığım sen ne yapıyorsun? Yok, gözlüğü çok fazla numara dedi. Taktım bana çok iyi oldu. Senin ama gözün bozuk zaten. Benim 1,5 olan benim gözüm. Senin kaç abi? 1,25. Benim daha bozukmuş. Bu çünkü bayağı iyi oldu bana. Tamam. Böyle bir bilgi. Buyurun. Evet, şimdi gözlükleriniz geldi. Hazırsanız gözlüklerinizi takabiliriz. Evet. Ondan sonra harflerinizi isteyeceğim ben. Yüzücü gibi hazırlandılar biliyor musun şu an? Startı da atlarlar, öyle hazırız biz. Bence evet. Mesut Bey'in hırsı burada ortaya çıkacak derken zaten elleriyle yoklamaya başladı daha olmayan harfleri. Valla o tarafta Duygu'nun hırsı çıktı, gördük. Duygu'nun hırsı. Ay ver, ay ver falan böyle bir hani şey oldu. Biraz daha ısırınca daha da ses yükselecek hissettim ben. Bakalım. Evet. Şimdi Eser baş harf, hazırsanız. Dur dokunmayın. Bak bak Mesut hemen sinsiliklere başladı oradan. Mesut ben senin nasıl kazandığını anladım. Şimdi sorumuz gelsin bakalım. Nokta nokta noktadan arınmak için meditasyon yapılır. Sorumuzun baş harfini görelim, cevabın baş harfini görelim. S, süremiz başladı. Stres. Doğru. Doğru. Bravo. Evet abi. E bende. Abi E bende. R bende. S bende. Evet. R'ye al. Herkes. R'ye al. S nerede? S'yi versene. S'yi bana T. S'yi bana ver. Yapamayacak evet. S var mı? S abi. S. Evet. Kaldır. Mükemmel. Bendeki S. O S. Yasin S'yi sen de olacak. S'yi ver. S'yi ver. R'yi al. Ne diyorsunuz? Ne olacak? Tamam bende. Harika. Bulduk. Mükemmel doğru. Bulduk. Abi şeyi karıştırmayın ya. Abi. Açıkçası biraz korkmuştum ama hiç gerek yokmuş korkma bana. Herkes elindeki harfi söyleyip duruyor. Öyle olmaz. Bak inanılmaz Mesut T ile belki sana deyip 10 saniye durmuşsundur öyle. R ben verdim yine bana geldi R. Adam S'yi attı, S geri geldi ona gerçekten ya. Bir de Mesut şu an diyor ki herkes kendi harfine baksın abi. Orada S ile 15 saniye durdum Mesut, 15 saniye. Anlaşamadım ya, çok güzeldi. Gelsin sorumuz. Evet. Kitapların arasına nokta nokta konur. Ayraç. Ayraç. Cevabı başarılı gelin. Durun. Cevabı... A. Ayraç. Doğru. Doğru şimdi hadi çabuk Ayraç. Yerden de abi, yerden de olacak. Al abi. Ver E'yi. A ver, A ver. A ver. Alsana E'yi. Çeyi ver. Abi çeyi ver. Çeyi ben de alın. Al çeyi. Nerede çeyi? Al abi. Çeyi al. Tamam. Evet. Dur. Tamam. Evet. Doğru. Abi şimdi bunu ver ya. Uzatıyorum sen bu taraftasın. Arkadaşlar bakın okyanusu geçip derede boğuluyoruz bakın. Hızınız çok iyi. Hızınız çok iyi. Yere koyuyor birisi. Bir ara sende 3 tane harf vardı Mesut. Çeyi ben de alın. Al çeyi. Nerede çeyi? Al abi. Çeyi al. Abi temas etmekten korkuyor. Ben ne yapayım ya? Allah. Ya siz Nazım abiyle el ele tutuştunuz bir ara Mesut ya. Niye temas etmekten korktun? Abi direkt havadan elime ver. Evet. Tamam böyle uzatıyorum. Hadi devam. Evet. Bak tam oyunu çözeceksiniz, süreniz bitecek biliyor musun? 43 Aynen. saniyeniz var bu arada. 2 tane bildiniz şu ana kadar. Sıkıntı yok. Çok hızlıydı. Çok harikaydı. Harika. Yerde çok tıkanıyoruz. Soru çok hızlı çözebiliyoruz. Evet. Yapacağız. Tıkandığınız yer Mesut. Hadi bakalım. Sorumuzu görelim. Nokta 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 balerinlerle özdeşleşmiş bir saç modelidir. Cevabın baş harfini alalım. T. Topuz. Doğru. Doğru. Hadi. Bu bende. T bende. Abi al Z'yi ver. O ver. O. Z abi. P bende. Müthiş. Tamam. Z. Evet. Değil bir dakika. Z'yi düzelt. Tamam. Doğru. Çok iyiydi be. Bravo. Bir tane daha ya. Çok iyiydi. Öğrendik bak tamam. Aynı hızda 4 tane daha biliriz. Hazır mısınız? Hazırız. Sorumuz gelsin. Susamın yağından nokta 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 elde edilir. Cevabın baş harfini görelim. T. Hain. Doğru. Bravo. Evet. İyi ver. A'yı al. Aş. İyi ver. Bunu Mesut'a ver. Mesut'a ver. Bana ne verin? Neyi ver? Evet. Ne? Evet. Ne mi? İşte bu. Bravo. Süper ya. Bravo be. Çok iyi. Abi o kadar temas var ki şaşırıyorum hangisine kontak edeceğim. Abi şu abi temas istiyorsun temas ediyorum. Abi ben artık çekip almaya başladım. Vallahi ya öyle bir şey yok. Bir oradan bir buradan kaldırıyorlar ya. Sen istedin teması. Abi çok yakın oldu böyle. Şimdi fazla mı geldi? Aynen çok ağır oldu. Çabuk bildik. Evet. 13 saniyeniz kaldı. Soru da öyle kolay değil de susamın yanından tahin elde edilir de hemen bilmesinden dolayı kardeşimi tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Bravo. Gerçekten güzel bir bilgiydi. 13 saniyemiz var, neler olur? Yaparız. Hadi bakalım. Yaparız. Kaç tane yaparız Mesut? Artı birimiz var ya. Bir tane yaparız. Yani. Yaparız hadi. Yani bakalım. Hadi 2 taneyi soruyorum. 7 hadi çok hızlı. Yok. Buyurun. Sorumuz gelsin. Nokta 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 büyük bir maymun türüdür. Cevabın baş harfini görelim. G. Goril. 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 Doğru. Al iyi. Kendi bu. İyi tane devam et. R. R. Mesut. L'yi ver abi. L'yi ver. Oldu ya. Olmadı mı? Yasin L'yi yanlış tutuyordu. Ya abi ne elini gelmiş L'yi ne kadar yanlış tutabilirsin? Gözünü seveyim. Yani bir kere yanlış tutabilir öyle yaptın ya. Şu kadar. Vallahi şunu yaptın. Aç gözlerini artık abi ya. Senin Y'yi de geçmiş. Ya L'yi böyle tuttun. Abi geldi son 2-1 derken. Bir de öyle tuttun ya. Çevirdim ama. Geç geldi ama doğru. Harika. L'nin yolu uzundu. L sana nereden geldi? Hiçbir fark olmadı aramızda. Çok mutluyum. 50 puancık. 1050'ye 1100. Olsun. Mükemmel. Evet 1100 yine öndeyiz. Ama başından beri. Farkı koruduk. Her şey yolunda. Biz... İyiyiz, iyi durumdayız. Biz de iyi durumdayız. Eşitiz zaten. Bu kadar eşit bir yarışma beklemiyordum açıkçası. Öne geçeriz diye düşünüyorum. İyisiniz, iyi gidiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Biz bir de bakma orada Mesut'un orada trafik karıştı. Bir şeyler oldu. Orayı çözseydik bizim en az 6-7'miz vardı. İlk kelimede 30 saniye kaybettiniz. O biraz sizi düşürdü. Orada Nazım'la Mesut'un temas eksikliğinden oldu. Sonra da aşırı temas edip birdenbire şöyle bir... El ele tutuşup sarılmaya başladı. O ile birlikte birbirinize doğru sarıldınız ama olmadı. İlerlemediniz dakikalar, saniyeler. Olsun, 1100 puandasınız. Biz de 1050 puandayız. Üçüncü tura geçeceğiz artık. Üçüncü turda yine sorularımız, tahminlerimiz, aklımıza gelenleri yarıştırdığımız bir turumuz var. Hazır. Bu turumuzda her sorumuz, her doğru cevabımız 150 puan. Doğru mu? Doğru kocacığım. Hepsini yaparsanız tam 1500 puan bonus alıyorsunuz. Buyurun. Daha kimse bonus almadı. O yüzden bonus almak önemli. Alırsak çok öne geçeriz. Çok rahatlarız. Rahat rahat yarışırız yani. Harfleri toparlayalım değil mi? Evet. Hazırsak 3. tura geçelim bakalım. Tık 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 tık. Üçüncü tur. İlk soru. Hazırsınız. Hazırız. Bonus alabiliriz. Artık İnşallah. Umarım. Almamız lazım. Almamız lazım. Gelsin bakalım ilk sorumuz. Nokta 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 kırılabilecek bir şeydir. Kırılan her şeyi düşünün. Gelsin cevapların baş harfleri. Süremiz başladı. Bardak. Süper. Vazo. Vazo. Süper. Cam. Cam. Tabak. Tabak. Oyuncak. Oyuncak. Askı. Askı. Canan. Kalp. Kalp. Süper. Harika. Devam. Tamam sen de Canan. Çatal. Çatal. Ort. Ort. Ayna. Ayna. Müthiş. Son bir tane. Ork. Ork. Oyun. Oyun. Oval. Oval. Otobüs. Otobüs. Oyuncak. Oyuncak. Gülhan. Okul. Canan. Oyun. Ayşe Hanım. Hayır. Ağlaydım ya. Evet, bir tane bilemediler. Bonus alamadılar. İyi bari. O güzel haber. Bir de birden oradan alsak 150 puan süper olur. Olta. Yok artık. Yani. O kadar düşündünüz, bir araya geldiniz. Balıkçı ya. Olta. Oh. Ama bence zor bu ya. Bu zormuş şu an, benim de aklıma geldi. Ne kırılabilir? Var mı? Odun. Obje. Odun. Odun. Evet. Odun var. Odun mu? Evet. Oradan 150 puan alamadık ama şimdi biz full yaparak inşallah... Burada. Allah'ım inşallah yapamazsınız. Ama 6 tane bildiler. Çok iddialı bildiler. Lütfen arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ciddiye de davet ediyorum. 5'e kadar yolumuz var. Vermememiz lazım. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelsin bizim sorumuz. Nokta nokta. Telefonunuz sesli çalarsa utanacağınız bir yerdir. Öyle bir bakış yaptın ki utandın, çaldın. Bende utanma yok der gibi bak. Niye utanalım diye. Niye utanıyorsun? Evet, utanacağınız bir yerdir. Cevapları görelim. Süremiz başladı Yasin. Cami. Cami. Doğru. Tiyatro. Tiyatro. Bravo. Sinema. Sinema. Harika. Okul. Ah. Okul. Bravo. Toplantı. Toplantı. Ah. Helal. Kütüphane. Kütüphane. Halı saha. Hastane. Ah. Hastane. Bravo. Bravo be. Bravo hocam, böyle bir şey yok ya. İnanamıyorum. Bu tarihin en hızlı fullüydü. Gerçekten tek başına Yasin aktın resmen. Aktı ve halı saha olmadı. Halı sahada niye utanırsın? Geçsin diye, tamam. Diye bilemedim. Ama maçta kendi eşini arayıp eve çağırsa utanırsın mesela. Yani yanım almam telefonu. Bravo ya, full yaptık. Gerçekten tam 1500 puan aldık. Evet. Bilin bakalım ne oldu? Fark 650 oldu. Ben senin telefon zilini bir ara hatırlıyor musun? Eser Yenenler evlidir ve 2 çocuk babasıdır diye bir ses kaydı yaptı. Evet, öyle yapmıştı. Ay ne kadar güzel, çok ya, mantıklı. Nasıl mantıklı ya? Birden böyle bir markette telefonum çaldı. Eser Yenenler evlidir ve 2 çocuk babasıdır diyor, tamam mı? Ne oluyor filan? Bir de titremeye başladı, meğer değiştirmiş. Hakikaten de öyle sesli yapılıyormuş. Harika. Niye damgalamaya çalışıyorum? Bu iyi bir fikirdi bence. Zaten biliyor herkes, ben Berfu Yenenler'in eşiyim. Ben artık Eser Yenenler değilim. Hayır, öyle söyleme kocacığım. Sen evet, Eser Yenenler'sin. Ben hayır, karımın kocasıyım artık. Devam et hadi. Devam ediyorum. Artık işler ciddiye bindi. Bonus yapmamız gerekiyor. Konsantre oluyoruz. Biraz konsantrasyon bozmaya çalışıyorum. Gelsin bakalım sorumuz. Orta nokta nokta nokta. Orta bir şey. Orta bir şey. Gelsin cevapların baş harfleri. Süremiz başladı. Ortaokul. Ortaokul. Orta sıra. Orta sıra. Orta saha. Orta saha. Orta şeker. Orta şeker, çok güzel. Orta... Hadi bonus, hadi yapabiliriz. Yol. Orta yol. Evet. Sen de devam Gülhan. Orta duvar. Orta duvar. Canan Hanım. Orta bir. Orta bir. Orta bal. Orta bal. Duygu. Orta para. Orta para. Gülhan. Orta pastane. Orta pastane. Orta direk. Orta direk. Orta bel. Orta bahçe. Orta bahçe. Duygu. Pamuk. Orta pamuk. Orta buz. Orta buz. Orta bel. Orta patik. Güzel. Kalbim paramparça. Full gelmedi. Çok mutluyuz. 2700 puan. Olsun, onlardan çalarız belki. İnşallah bilemem. Şu neydi? Evet. Bir tanesi bizde. Bir tanesi var gibi. Orta boy. Evet. Orta boy. Bravo. Orta penaltı. Abi halı sahadan da çıkamadı hala ya. Halı saha. Hani halı saha şeyindeyiz ya. Orta boy. Neyse güzel. Oradan 150 almak önemliydi. Buldun mu söyle ne? Galiba pizza. Orta pizza. Pizzayı yanlış yerde bulmuş olabilir. Olabiliriz. Pişmiş. Orta pişmiş. Evet. Yemeklere. Yemeklere. Yakıyorlar. Penaltıda ne biliyor musun? Orta penaltı. Belliydi zaten. Evet. Güzel. Bir tane çalmamız oradan çok iyi oldu. Puan olarak. Aa niye bu kadar yakınız ya? Ha bizim sorumuz ya. Bizim sorumuz. Aa dedim nasıl yaklaştılar bu kadar? İnanamıyorum. Biz sonuçta bayağı bir önde olmamız lazım. Meğer sorumuzu sormamışız. Hadi bir full daha. Evet. Sizler telefonda eşiniz ne diye kayıtlı? Ömrüm. Ömrün. Evet. Ömrüm. Evet. Süperim. Ne? Süperim. Ya yerim, ne kadar romantik bir eşim var. Tanıştığımızdan beri hep öyle. Allah'ım. Hiç değiştirmedi. Süperisi ne alaka? Ya öyle tanışmaya başladığımızda ben bir kere öyle söyledim. O şekilde kaldı. He. Güzel şeyler söylemişsin eşine. Süper. Deniz kenarında yaşıyoruz ya, Bartın deniz kenarında. He, orada. Buluştuğumuzda ha, hani denize falan hani sahile giderdik. Oradan süperim olarak kaldı. Hatta hiç değiştirmedi. 7 yıldır aynı. Bu kadar süperim diyor. O ne diye kayıtlı sizde? Balım. Balım. Güzel, evet. Ha, balığım anladım ben de hani o şey değil, balım. Güzel. Sizde ne diye kayıtlı? Hocam. Kocam. Hocam da kocam. Hocam da benim kocam, o benim kocam. Ömrümle kocam, süperimle balım. Canım eşim. Canım eşim. Abi yeterli. Kimlik no yazsaydım. Ne böyle? Sizde? Değiştir dedikçe devam ediyor. Canım eşim 2M, 3M falan devam ediyor. Ama canım eşim değişmiyor. Benim sizde üstüne kocişkom yazıyor. Kocişkom. Kaç M'li? 4-5 tane vardır. Kocişkom. Angel. Efendim? Angel. An? Gel. Angel. Angel, meleğim. Angel. Angel, İngilizcesi angel, Bulgarcası angel, Türkçesi meleği. Bulgar göçmeni misiniz? Öyle mi? 89 göçmeni. Aa çok güzelmiş. Sizde? Aşkım neye kaydı? Aşkım mı? Angel. Burada bir çaba var mı? Sizde bir adım atsaydınız ya. 3 dilde bir çaba var. 3 dilde melek demiş size, siz? Eşim. Ben de. Aşkım. Aşkım. O kadar. Aşkım. Yeterli. My love, lover, love. Öyle bir şey olabilir. Sen? Berfu Yıldız yazıyor ben. Bir de eski soyadımda. Ama bende de Eser Yenenler yazıyor. Evet, Berfu Yıldız kalp var. Bir de sırt çantası var. Evet, sırt çantası. Berfu'nun eşi bundan sonra. Evet. Evet. Ben seni Berfu'nun eşi olursun. Tamam, Berfu'nun eşi diye kaydet. Ama her şeye tamam. Ben Berçit tamam. Hiç mücadele etmem. Hemen kabul ederim, hiç uğraşmam. Evet, hazırsak bizim sorumuz da gelsin, şu farkı açalım. Heyecanlanıyorum, fenalaşıyorum. Evet, 100... Bunun hepsini bilemezsin. 100... Cevapları görelim. Hadi inşallah. Süremiz başladı. Ne? 100 metre. 100 metre. Gülhan. 100 Gülhan. Karış. 100 karış. Çalarsınız. Yüzlük. İyi düşün. Yüzlük. 100 maskesi. 100 maskesi. Bravo. 100 kremi. 100 kremi. Bravo, yakaladın. 100 Lüleburgaz. 100 insan. 100 insan. 100 gemi. 100 gemi. 100 insan. 100 insan. 100 gamzesi. 100 gamzesi. 100 lalesi. 100 valesi. 100 valesi. Ayşe. 100 ipeği. 100 varili. 100 varili mi? Canan. Çok kaçırdınız ya. Ay, güzel bir şeyler olabilir şu an. Buradan bak çalarsak önlerine geçiyoruz resmen. Yok, cevaplar gelince hadi anlayacaksınız. Bir düşündünüz mü? Güzel. 100 karası. 100 karası. Çıkacak bence. Bayılırım. Oh. Tamam, bir tane bildik. Şimdi en emin olduklarınız, 100 germesi. Gerdirme. 100 gerdirme. Oh, tamam. İyi bari. Ne oldu ya? Evet. Ama 100 gerdirme çok olabilirmiş gerçekten. 100 lira var orada bir tane. 100 lira abi duruyor. O 100 lira bence de. Evet. Onu verdik bile ya. Başka? 100. 100. 100 güzelliği. Seyirci. 100 ifadesi. Ay evet. 100 verme. İfade değil mi o da? Evet. Evet. Evet, şimdi gördüğünüz gibi 3. turumuzun sonunda Eş Bağı 3050 puanda, Komşu Bağı 2850 puanda. Şimdi 4. tura geçiyoruz. 4. turda Duy Beni oynayacağız. Alkışlarınızla başlıyoruz. Şimdi Duy Beni turumuz başlıyor. Biriniz duyacak, biriniz duyuracak. Her ekipte içinizde bir toplantı yapın. Kim duyacak, kim duyuracak bir karar verin. Önce yine biz başlıyoruz. Hı hı. Malzemelerimiz var, sorularımız hazır. Duyuracak olanı ve duyacak olanı özellikle iyi seçmeniz gerekiyor. Size toplantı için bir süre veriyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Ufak bir ara verdik. Bu ufak arada ekibim tehdit edilmiş. Eşleri tarafından... Çok fazla biliyorsunuz, akıllı olun ve şu an biz gerginiz. Evet. Yönetmenim, bilmeyin. Böyle durumlarda ne yapıyoruz lütfen? Lütfen 50 puan oradan alıp buraya verebilir misiniz? Yok artık. Sizin lütfen. 50 puanınıza kalmadık. Tehdit ediliyoruz. Burada mücadele etmek istiyoruz biz de. Lütfen hadi seçer misiniz? Bir toplantı için bir süreniz var. Tamam. Bir toplantı yapın. Bu arada kesinlikle duyurmak gerekiyor. Asla koklamak, dokundurmak falan kesinlikle yok. Sadece duyuracaksınız malzemeleri, ona göre güzel duyan, güzel anlayabilecek birilerini seçin. Tamam. Tamam. Ah, hemen karar verdiniz. Tamam. Tamam. Tamamız. Ben duyuracağım. Tamam. Ben de duyuyorum. Duyacağım. Tamam. Süper. O zaman hazırsak? Hazırız. Duy Bey'in turu başlıyor. Sorumuzu önce bir görelim. Artık kimse konuşmuyor. Sadece Gülhan Hanım, siz duyacaksınız. Evet. Duygu Hanım da size duyuracak. Konsantre oluyoruz. Spor ürünleri satan bir mağazadan ... alınabilir. Spor ürünleri satan bir mağazadan alınan şeyler. Cevapların baş harflerini görelim. Süremiz başladı. Başla Duygu hemen. Bir ses. 5, 4, 3, temiz raketi. 1, 2, ya çok zordu bence. Evet. Evet gerçekten zordu ama. Şunu alıp böyle yapmazsın ya. Yani ama yani ilk bir kurban olayım. O nasıl ses çıkartacaktı ki başta? Böyle yaptın ya. Başka nasıl ses çıkarsaydım ondan? Atlayabilseydim ben atlardım. İpatlayabilir misin? Evet. Bu budur. Evet. Yaptı ama vurdu. Zaten ki vurdu. Ya böyle kırbaçladı kızı böyle yaptı. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Tenis, ben bunu pimpon topunu çok yakınlardaydın değil mi bunu? Evet. Şunu biliyordun. Evet topu bildim ama. Evet topu bildin de pimpon topu demedin. Pimpon topu demedim. Raket topu dedin. Evet. Ama düdüğü bildin. Yani Allah'tan. O çok iyiydi. Yerinizi alabiliriz size sevgili Duygu Hanım ve sevgili Gülhan Hanım. Boynu bükükler olarak. Boynu grubun adını boynu bükükler koymayayım. Onlar da bilemeyebilir. Evet şimdi eş bağında sıra. Onlar bir tane bildiler, şanslıyız. Rahatız, taktikleri kurduk. Kim duyuruyor, kim duyuyor? Mesut duyursun. Tamam. Ben de dinleyeceğim. Dinleyici. İşte bu. Evet. Gerçek bir kaptan. Dinleyici seni alalım böyle. Güzel. Senin önce gözlerini kapatacağız. Mesut seni de böyle alıyoruz. Gözleri kapatalım. Mesut beni ürkütüyorsun gerçekten. Mesut var. Neden ya? Mesut var. Böyle bilemezse olan malzemelerle patlatacak. Evet. Tam da bu sebepten ürküyormuş. Sorumuzu soruyoruz. Ondan sonra da tek tek getirip sesini duyuracak sana. Tamam. Mesut ver soruyu. ... temizlik yaparken kullanılan bir nesnedir. Temizlik yaparken kullanılan nesneler. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Fıs fıs. Fıs fıs. Cam fıs fısı. Cam fıs fısı. Cam spreyi. Evet tamam. Cam fıs fısı. Abi, temizlik kovası mı o? Ne düştü? Ne düştü? Dur gel yardım edeyim. Devam et. Süpürge. Evet süpürge tamam. Bu da fıstıklı bir şey herhalde. Temizlik süngeri mi ne? Geç. Cam bezi mi ne? Şurada var. Bunlar da mı var? Evet var. Şu yerdekiler var. Hadi en kolayları. Kova. Evet. Su kovası. Temizlik kovası. Tamam. Bunu bildin. O ne? Mop mu? Evet. Mop bildik. Mop. Bitti mi? Gerçekten süpürgeyle döveceksiniz gibi diyorsunlar. Mükemmel yarışsın. Mükemmel yarışsın. Ahmet sen de harikaydın ya. Ahmet kafasına düşmedi abi ya. Ya ama bu yani şu nedir abi ya? Bak böyle yapıyor. Süpürge miydi o? Vuruyor ya. Evet aslında sesten bir şey var ama. Abi daha ne yapayım? Başka şeyler mi geçirecektim? Her bilemediğinde gerçekten kafasına geçirecek gibi. Gerek yok. Şunu deterjanını bilemezdim zaten. Nasıl? Abi daha burnuna sokacaktım az daha ya. Bence en güzel bunu anlattı ya. Yok ya bunu bilebilirdin. Böyle yaptım. Yani sen bunu evde böyle mi kullanıyorsun Mesut? Çok amaçlı o. Bence gerçekten çok güzel ses çıkarttı. Çok güzel çıkarttı. Maksimumla çıkarttı. Hepsini, bütün nesnelerin sinirli halini gördük yani. Evet, hepsini. Ya daha ilk aletleri hepsini nasıl düşürdün? Kurban olayım ya. Çok güzeldi. 3 tane bildik. Tebrik ederim ama aramızdaki fark açılmadı. 600 puan. Evet 600 puandan bir şey olmaz. Ama güzel bir farkımızı da açmış olduk. Duy Beni turunun sonuna geldik. Şimdi sırada 5. turumuz var. Alkışlarla 5. turumuza geçiyoruz. Hadi bakalım. olaylar artık karışabilir, işler karışabilir. Gerçekten rakibiz şu anda. Evet. Hazır tatlar kaçmadan bir nasıl tanıştığınızı hepinizi merak ediyorum. Sen Yasin, Duygu'yu nasıl tavladın? Yani tavladım derken nasıl tanıdım? Annem vesilesiyle tanıdım. Biz annem Duygu'yu beğendi. Şöyle, biz aynı köylüyüz. Hı hı. Köyde de evlerimiz çok yakın. Nerede? Edirne, Meriç. Asırcı Arnavut köyü. Annem sürekli yani onu köyde, düğünlerde görüyormuş. Ben çok köye giden biri değildim önceden. Yani ya bak kızım böyle biri, oğlum bak böyle biri var. Bir bak. Bak bu kız bak, güzel. Yani ben çok beğeniyorum falan düğünlerde. Hani çok güzelmiş, çok güzel bir kere. Ya bir gün hani ben dedim ki hani bu kadar ısrar ediyorsun, aç bir bakalım. Böyle sosyal medyadan bir kendisine bir bakayım dedim. Baktım dedim. Bu kız güzel. O zamanlar bu arada saçları da sarışın böyle. Ah. Dedim, anne bu kız bana bakmaz. Ne yapıyorsun sen dedim. Dur bir dakika. Yani hem tanımıyorum etmiyorum falan. Sen de sarışınsın zaman, ama niye öyle kendine güvenmedin? Çok yani böyle bana aşırı bir güzel geldi gözüme. Dedim ki yani ne bileyim bakmaz herhalde falan dedim yani. Sonra mesaj var. Neden baktın? Neden baktın? Kalbi o kadar güzel ki. Kalbinden dolayı. Tipini beğenmedin. Yok tipini de tabii ki beğendin mi? Ama o zamanlar bir şey söyleyeyim mi? Biz zayıf. Bir zayıf. Çok mu zayıftın? Çok zayıf. Yani. Çok kilo almışsın ya. Bu ne hali abi? Yani. Saldın iyice ya. Evet, İnanılmaz salmışsın ya. Ne bu çocuk kilolu mu şu an? Hayır göbek yapmış. Bir baba göbeği gelmiş yani. Şu an içine çekiyor. Kilolu değil. Hamilelik sürecinde zaten ne olduysa oldu. Ben de 8 kilo aldım. Yani o zaman o kendini kötü hissetmesin diye ben de yiyorum. Yani benim o kadar kilo aldığımı şu an ifade ediyor. Çok kilo aldın mı ki? 20 kilo aldım. Ay almışsın. 20 kilo. Tabii sonra o kilo verdi. Bizde biraz kaldı. Kaldı. Sen peki sonra mesaj mı attın sosyal? Yani ilk mesajı ben attım daha sonrasında. Ne diye mesaj attın? Birkaç hafta sonra tekrar karşıma çıktı bu tanıyor olabileceğiniz kişiler bölümünde. Ya evet dedim, tanıyorum daha önce stalklamıştım. Ya dedim bir hayır vardır bu işte bir mesaj atayım. Kendisine bir mesaj attım. Ne attın? Merhaba günaydın sabah saat 8. Günaydın diye mesaj mı attın? Merhaba günaydın mı yazdın? Tabii. Mesela aynı köylüyüz yazsan bile güzel olurmuş ya. Ben çok böyle korkutmak istemedim yani. Ürkütmeyeyim dedim. Çok saldırgan yaklaşmak istemedim mi? Siz nasıl tanıştınız? Benim iş yerinden bir arkadaşım, Gülhan Üniversitesi'nin ev arkadaşı. O vasıtayla tanıştık. Bir gün bana akşam yazdı işte. Bir arkadaşım var falan dedi. Ondan sonra... Atarlı giderli ama iyi bir mi dedi? Atarlı giderli demedi. Süper ise. Evet. Ondan sonra habersiz. Aynı anda hem bana da yazıyormuş aslında ona da yazıyor. Hem bana yazıyor. İkinizi birleştirmiş beğenmiş. Evet 4 yıldır arkadaşım ev arkadaşım. Ahmet'le de iş arkadaşı ben devam ediyorum bu arada. Aynı zamanda hem Ahmet'e yazıyor hem de bana yazıyor. İşte görüşmek ister misin diye diyor bana. Onun haberi yok daha. İşte sen bir gör beğen. Sonra ben Ahmet'e haber vereceğim diyor. Ama aynı şeyi de Ahmet'e söylüyor tabii. Sonra hani birbirimizi gördükten sonra hani ilk beğendim olabilir dedik. Ben akşam tabii bekliyorum bir yerlerden yazmasını sonuç olarak. Hadi Ahmet yaz. Hani, değil mi? Haber verdik. Günaydın sonra. Olur, merhaba olur. Evet. Aynı köylüyüz, hepsi olur. Sonra saat 6 falan da yazıştığımızda ben o gün haber alamadım Ahmet'ten. Ah. Yazmadı. Niye yazmadın Ahmet? Çünkü bana çok geç geldi bu haber arkadaşım tarafından. Ben de rahatsız etmek istemedim. Ahmet'in geç dedi 6 oluyor, 6-7 arası. Ondan sonra yazılmaz. 6-7'de gelmiş haber. 6-7 değil. İlk mesajı attım, ertesi gün 6-7 gibiydi. Şöyle, Ahmet diyor ki şimdi ben bu saatte yazarsam yanlış anlaşılır. Ama yanlış anlayacağım bir şey yazacaksın ya zaten. Ciddi olmadığım düşünülür. O yüzden ertesi gün iş çıkışına kadar bekliyor. Kibarlık aslında. Evet. İlk konuşmaya başladık. Instagram'dan yazdı. Hatta benim için Instagram açmış o zaman. Hiç o zaman kullanmıyordum. Evet 7 yıl önce. Sonra Instagram'dan konuştuk işte. 2 hafta sonra direkt beni görmeye geldi Bartın'a. İnanmıyorum. Evet ciddi olduğunu gösterdi. Romantikliğe bak. Gelirken evet çiçek almıştı. Çok hoştu yani o ortam. Sonra öyle tanıştık. Şu an hala çiçek alıyor mu? Devam ediyor mu romantikliğe? Ediyor. Yalan söylemeyeyim ediyor. Hatta böyle gerçek her buluşmamızda mesela arabada bir gül görürdüm. Sonra mesela bir yere gittiğimizde o ortamda illaki bir gül, bir çiçek vardı her zaman. Romantik erkek. Bu arada 5 ayda nişanlandık, 1 yıl içerisinde de evlendik. Bence bir şey söyleme, böylesi daha güzel oluyor. Hemen böyle fırsat bilmiyorum. Her şey bir anda oldu zaten. 1-2 senede güzel oldu. Çok güzel oldu. Canan sen oradan görüyor musun diye eşine böyle kafa sallıyorsun. Ben Ahmet'e vay Ahmet neymişsin falan diyorum. Gerçekten romantiksin ama helal olsun valla. Evet gösterdiğinde çok romantik. Siz nasıl tanışmıştınız Canan? Biz de zaten aynı köylü olduğumuz için zaten tanışıyoruz zaten. Siz sadece evlenmeye karar verdiniz. Öyle bir iletişimimiz yoktu. Ben Edirne'ye okumaya gittiğim zaman onlar da Edirne'de oturuyor ailesi. Edirne'nin bir ilçesinde. O da Trakya Üniversitesi'nde okuyor. Ben 1. sınıf, o 3. sınıftı o dönem. Aynı köylüyüz ayağına o kadar çok sağımda, solumda, önümde, arkamda görmeye başladım ki bir zaman sonra dedim ki biz hep vakit geçiriyoruz, hep bir aradayız. Gel bari sevgili olalım ya, boşa gitme. Abi o kadar vakit geçirdik ki 7 sene flörtlük ettik ya. Sen hep böyle var köylüm, ne haber diye yanına mı gittin ilk görün? Yok. Öyle gitmedin. Ya şöyle aslında abi, birbirimizi öncesinde tanıyoruz ya. Bende de hep bir yandan açılmak istiyorum, bir yandan da kaybetme korkusu var. Acaba ters teperse diye düşünüyorum. Arkadaşlığımız bozulmaz. Aynen, bir o korkusu var. Bir gün dedim bu böyle olmayacak, Mesut çık karşısına. Kaçıncı yılda açıldın? 17 falan. 2012'den beri beraberiz abi. Yok hayır, tanışmanızın hani kaçıncı yılında? Yani üniversitenin ilk başlangıcında, ilk geldiği sene açıldım. Direkt açıldın yani. He. Tabii aradan kısa bir arkadaş olarak sürekli takıldığınız bir dönem var mı? Öncesinde birbirimizi tanıyoruz ama üniversiteyi kazandıktan sonra tabii daha da samimi olmaya başladık. Ondan sonra ben açılmaya başladım. Dedim bu böyle olmayacak. Tuttum elini. Dedim ben bu eli tutarsam bir ömür boyu bırakmam. O gün bugündür. Aa! Mutluyuz, huzurluyuz. Biraz gergin geldi bana. Yok, aynen. Gerginlik var. Ben böyle tutarsan bir daha bırakmam. Ama kaybetme korkusu var, ondan dolayı. Çok güzelmiş. Sizin Ayşe Hanım? Biz de aslında aynı köylüyüz. Çocukluktan beri. Bu ne oluyor? Bu hangi köy ya? Öyle olmayan bir biziz herhalde. Köyden başkasıyla evlenemiyor musun? Türkiye'de yaşıyorum o dönemde. Eşim o zaman Bulgaristan'da yaşıyor. He. Tabii ben sık sık gidip geldiğim için bir de yani daha küçüklüğümüzden de beraber büyüdük yani aynı yaşa kadar. Sık sık gidip gelirken işte kısmet oldu. İlk hamle kimden geldi? Benden. Ne yaptınız? Ne yaptım? Ben de mesajla başlamıştım. Yok özür dilerim, telefonla başlamıştım konuşmaya. Direkt aradınız mı? Direkt aradım. Selamünaleyküm diye. Yok selamünaleyküm. Nasıl ya? Ne diye aradın? İlk arama sebebi zaten mi? Bir arkadaşımız vardı. Orada biraz daha hani açılma anlamında bir konuşma yaptım. Ne yaptın? Çok kibar bir adamsın. Nasıl açıldın? Benim angle'ım olur musun? Ne dedin ya? Oradaki ilk şey ne? Yani ilk kelimeleri hatırlamıyorum. Ben çok hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? 25 yıl olduğu için. Arayıp siz hatırlıyorsunuz 25 Ayşe Hanım. Kadınlar unutmaz böyle şeyleri. 20 yıldır evlisiniz. Evet 20 yıldır. Maşallah darısı başımıza. Tık tık tık. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Bu kadar uzun evliliğin sırrı nedir ya 20 sene? Sıkılmıyor musunuz? Ya tabii ki bazen hani böyle inişler çıkışlar oluyor. Peki sıkılıyor. Hani o konuda değil mesela şey oluyor ama susuyoruz ikimiz de sonra belli bir şey geçiyor. Saygılı bir evlilik. Hiçbir şey olmamış. Saygılı, sevgili. Kesinlikle. Biz de mesela hiç tartışamıyoruz. Neden? Çünkü Ahmet tartışmıyor benimle. Gülhan tartışmak istiyor sürekli ama ben tartışmadım. Diyor ki hani eğer o an tartışırsak ben çünkü çok susmuyorum yani. Devam ediyorum. Ben bir de aniden artık diyorum başına takıyorsun. Hani diyecek artık bir şey diyecek patlayacak diyorum ama asla yok. Gerif desin. Ben de hep kavga etmek istiyorum. Tartışmak çok rahatlatan bir şey. Evet, yani niye tartışmıyorsunuz ya? Ya neden tartışıyorsunuz? Ben bugün küstüm sana mesela biraz tartışıp beni harlasan barışacağım. Neden tartışalım arkadaşım? Ben sakin bir hayat yaşamak istiyorum. Evet, problem benim için bir problem değil bu. Ben konuşmak ve tartışmak, didişmek istiyorum. Ben yoruluyorum. Böyle, enerji böyle saç başlı olsun geliyor. İstemiyorum arada. Heyecan istiyorum. Ya tartışmayacağım ya. Allah Allah. İstemiyorum ya. İnanın. Ya istiyorum ya konuşmak istiyorum. Enerjiyi problemleri anlatmak istiyorum. Aynen evet. Niye konuşmuyorsun? Anlat, bağırma, sakin ol, anlat. Dinle. Bağırmıyorum ki, bağırmıyorum. İnanılmaz. Evet. Evet, artık son tura geliyoruz. 5. tur. Artık gerçekten her şey belli olacak. O yüzden bonus lütfen almamız lazım artık. Alırsak çok rahatlarız. Zaten cevaplar 250 puan bonusta 2500 puan bayağı bir öne geçeriz. Tamam. Hazırsanız. Hazırız. Gelsin bakalım ilk sorumuz. Trabzon denince akla ... gelir. Cevapların baş harflerini bir görelim. Süremiz başladı. Horon. Horon. Çay. Çay. Uyumak. Uyumak. Sümele Manastırı. Sümele Manastırı. Süpersin. Karadeniz. Karadeniz. Hadi. Yayla. Yayla. Hadi. Horon. Horon. Canan. Bütün Trabzonları düşün. Evet, müdürüm de Trabzonlu şu an. Bana kızıyordur. Ev. Ev. Horon. Horon. Halay. Halay. Hamsi. Hamsi. Hadi bir tane kal. Hadi. Sen de devam Gülhan. Ev. Ev. Evlilik. Evlilik. Erik. Eşya. Eşya. Eski. Karadeniz'i düşünün, Trabzon'u düşünün, Trabzon, Erik, Canan. Eldiven. Eşya. Olamaz ya. Oh. 4550'ye geldik. Güzel yapamadılar. Olsun. En olanı bonus almadılar. Bulduk. Aha, bulduk. Bulunca da bir heyecan geliyor. Sen biliyor musun? Emin değildim. Onlara söyleyince evet dediler. Nedir? Ekmek. Ekmek. Doğru. Trabzon ekmeği. 250 puanı da çaldık sizden. Süper. Çok güzel. Ama çok iyi bildiler. Bakın 6 tane bildiler. O yüzden siz bilemezseniz biz çalabiliriz şu an. Önümüze geçtiler. Bize sıra geldi. Çok konsantre olup hiç şey yapmadan cevaplarımızı verelim. Çok iyi bildiler çünkü. Az daha full yapıyorlardı. Dikkat edelim abi. Hadi. Gelsin bakalım. Adana denince akla nokta nokta gelir. Cevapları görelim. Buyurun. Süreniz başladı. Kebap. Kebap. Şiş. Şiş. Şalgam. Şalgam. Spor. Spor. Kebap. Kebap. Şırdan. Şırdan. Bravo. Börek. Salça. Salça. Büryan. Kebap. Sarma. Sarma. Kale. Kale. Canan. Geldi yine Canan. Salça. Evet. Silah. Silah. Seyhan. Seyhan. Ha? Bravo. Bir tane daha. Su. Su. Adana deyince akla gelen şeyleri düşünün. Evet. 3 tane kaldı. Köfte mi? Adana. Köfte mi? Adana. Ama kebap mı? 3, 2, 1. Söyledi. Hazır mısınız? Evet. İlk aklınıza gelen ve en emin olduğunuz. Evet. Söyle. Bici bici. Bici bici. Doğru muydu? Süper, doğru. Diğer ikisini bildiniz mi? Düşündünüz mü? Köfte. Köfte. Tanım değil size. Bayılacağım. 4800, 4900. 4800. Bu arada çok kritik. Şu an öne geçecekmişiz gibi hissettim ya. Neymiş ya? Diğer ikisi neymiş ama? Adana deyince akla gelen şeyler. Bir kere sıcak var Adana deyince akla gelen. Evet. Karpuz ya. Adana karpuz. Bir de çok sıcak. Sıcak değil mi diğeri? Sıcak. Evet. Sıcak. Doğru, sıcak bir şey. Yumurta pişirilir diyorlar ya. Evet, 4800'e 4900 çok kritik. Son sorular. Son 2 soru var. Biri sizin, biri sizin. Burada gerçekten iyi bilirsek şu an net bir şekilde bonus falan alırsak kazanırız. Hemen evet. Kazanırız. Hazır mısınız? Hazırız. Konsantre olun. Gelsin bakalım sorumuz. Biriyle barışmak için, bak tam konuştuğumuz muhabbet, barışmak için söylenen sözlerden biri. Kavga ettiğiniz nasıl barışıyorsunuz? Hemen düşün. Gelsin cevapların baş harfleri. Süremiz başladı. Özür dilemek. Özür dilerim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bak harika gidiyoruz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aşkım. Aşkım. Canan. Hata yaptım. Hata yaptım. Hata benim, ben de evet. Devam Canan. Rastgele söyledi. Rastgele aşkım. Aşkım. Ömrüm. Ömrüm. Gidelim buradan. Özledim. Özledim. Çok iyi. Devam. Geri dön. Geri dön. Ayşe. Gülüm benim. Gülüm benim. Ne söylersiniz? Barışmak için mesajla söyleyebilirsiniz, arayarak söyleyebilirsiniz, yüzle söyleyebilirsiniz. Aşkım, Gülhan sende devam. Akraba. Akraba. Gel bana. Gel bana. Affet. Affet. Oh tamam. Süper tamam, 2 tane sadece bulamadık. 6050'ye geldik. İnşallah çalmazlar Allah'ım. Biriyle barışmak için söylenen sözler. Ne dersiniz? Barışmak için. Hiç aklıma gelmedi valla. 0. Umutsuz bir durumdayız gibi ama... Rüzgarında savruldum Gül. Evet. Bunu... Tam burayı bana video yapıp versenize, ben evde duvarıma asacağım. Bu rüzgarında savruldum Gül'üm. Hani bu kadar kötü sallanırdı. Ya çok çok klişe bir şey ya. Bilmenizi istemiştim. Rüyamda seni gördüm. Rüzgarında savruldum Gül'üm daha iyidir net. Açık söylüyorum. Evet, daha iyi ve daha romantik. Diğeri de günaydın olması lazım. Eğer Küsen Yasin'se Merhaba günaydın yazar. Merhaba günaydın. Nedir bu? Geçmiş. Geçmişi unutalım. Çok iyi. Abi demek ki hep hanımlar yaptığından alıyor. Onların daha çok aklına gelmiş. Ama rüyamda seni gördüğüm bir klişedir. Onu belki bilebiliriz, düşünebiliriz. Ama olsun, bilmemeniz bizim işimize yaradı. Şu an 6050'ye geldik. Son soru bak. Evet. Kimin finale çıkacağı belli olacak. Şimdi başımı yolacağım şimdi. Çok kritik arkadaşlar. Şu an 4900 ile 6050. Arkadaşlar eğer 6 tane bilirseniz kazanıyorsunuz, finale gidiyorsunuz. Hadi buraya kadar getirdik. 6 yaparsak hazır mıyız? Evet. Hazır. Sorumuz gelsin bakalım. Nokta nokta muhabbet kuşlarına söyletilen bir şeydir. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Babacık. Babacık. Aşkım. Aşkım. Boncuk. Gülhan. Mavişim. Mavişim. Maşuk. Maşuk. Fenerbahçe. Kuş. Kuş. Canımın içi. Canımın içi. Cicim. Cici. Cicim. Meleğim. Meleğim. Cik cik. Cik cik. Onu zaten yapıyor. Kuşum. Kuşum. Cimbom. Cimbom. Ahmet. İş. Bas. 2, 1. Çok güzel. Cicim'i deneyelim bence. Kazandık. Helal olsun. Cici kuş işte ya. Cici kuş. Cici kuş. Başka aklınıza gelen oldu mu? Fısılda olabilir mi? Fısılda gibi bir şey. Ama bence küfür var mesela. Net küfür vardır. Fıstık. Fıstık. Küfür. Başka düşünüyorum. Cici kuş. İsim söyletilir. Evet, isim. Aslında bak Ahmet, sen Gülhan dediğinde bilmiştin. İsim diyecektin sadece. Fıstık, isim, aşkım, babacık, küfür. Merhaba. Merhaba, günaydın Yasin. Kazandık, finaldeyiz. Hoşçakalın kendinize. O kadar önde gidip final sorusunda kaybettik, inanılmaz. Ama olsun, evde kazandınız. Evet. Yani şurada eğer 2 soruyla 6 tane bilseydiniz ömür boyu uğraşırdınız. Huzurunuz bozulmadı. Huzurunuz bozulmadı. Biz erkekleri burada bırakıyoruz. Hanımlarla finale gidiyoruz sevgili izleyenler. Evet, hanımlarla Komşu Bağ takımıyla finale kaldık. Şimdi 4 tane sorumuz var finalde ve 200.000 lira kazanma şansınız var toplamda. Her soru için hepinize soracağım. Birinci soru efendim sizin için Duygu Hanım, ikinci soru sizin için ve 2 cevap var. Üçüncü soru, 3. yarışmacımız için 3 cevap var ve 4. soru Ayşe Hanım sizin için 4 cevabımız var. Her cevap 10.000 lira değerinde ve toplamda 60.000 liraya ulaşırsanız eğer süper finale kalıp onu 2'ye katlama şansınız var ve toplamda 200.000 lira kazanabilirsiniz. Çocuksuz bir tatil için inanılmaz bir rakam. Evet. İnanılmaz olur kazanırsak. Güveniyorum size, kazanabiliriz. İnşallah. Size güveniyoruz. Şimdi hazırsanız artık tek tek sorularımızı soracağım. Sorular arasında zaten süre duruyor. Bir tane butonumuz var. Butona bastığınız anda soru pas geçecek. Soruyu atlayacaksınız. Eğer 4'ünüz de cevapları bulamazsanız bence kullanmakta fayda olabilir. Bir kere kullanma hakkınız var. Bir araya başvurmak isteyen seyircilerimiz... Mutlaka gelin buraya bak, ailece yarışın, arkadaşlarınızla gelin yarışın, güzel güzel eğlenelim hem de kazanalım. Aşağıda tv8başvuru.com var. Oraya giriyorsunuz, başvurunuzu yapıyorsunuz, buraya davet ediyoruz. Ben burada kendi ailelerimizi yarıştırmak istiyorum. Eğleniyoruz. İnşallah bizim ailelerimiz de yarışsın. Çok güzel olur valla. Var ya, mükemmel olur. Hepinizi. Mükemmel olur. Bu arada gerçekten çok fazla başvuru var. Aslında mutluyum. Başvuran insanları da görüyoruz. Bizimle de paylaşıyorlar zaten. Çok aşırı tatlı bir sürü kişi başvuruyor. Böyle ailecek işte sizin gibi eş eşiyle, dostuyla gelenler, çocuklarıyla gelenler, kuzenleriyle gelenler, bizim arkadaşlarımızdan bize söylemeden başvuranlar falan. İnanılmaz güzel başvurular var yani, o yüzden diğer bölümler için heyecanlıyım biraz. Ben de çok heyecanlıyım. Kazanmak için de. Ayrıca karıcımla 14 Şubat'ta Bostancı Gösterim Merkezi'nde çift terapisi oyunu oynayacağız. Doğru. Ona herkesi bekliyoruz. Hatta sizleri davet ediyoruz. Eğer burada olursanız oyunumuza bekliyoruz. Ama anlaşamadığınız komşunuzu getirmeyin lütfen. Hazır mısınız Duygu Hanım? Hazırım. O zaman ilk sorumuz gelsin bakalım. Nokta 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 bir matematik işlemidir. Cevabın baş harfini görelim. Süremiz başladı. Toplama. Süper. Bir saniyede bildik. Çat. Harika. 10.000 lira cepte. Şu an cebinizde tam 10.000 lira var. Hissediyor musunuz onu? 10.000 liranız var. Yani bir tokluk böyle. Güzel, daha yolumuz uzun inşallah. Sağdan girdi. Evet efendim, şimdi size geçtik. Kapıyı iki tane güzel sorumuz olacak. Yani bir sorumuz olacak, iki cevabı var. Tamam. Bilirseniz 30.000 lira olacak ikisini de. Gelsin sorumuz. Nokta nokta yatmadan önce yapılan şeylerden biridir. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Diş fırçalama. Diş fırçalamak. Pijama giymek. Pijama giymek. İşte bu. Bravo. Tam tamına 30.000 liranız oldu. Harika. Ve çok fazla süreniz var. Harikasınız. Çok güzel başladık. 6 saniyede hemen toplam 30.000 lira kazandık. 54 saniyemiz var geriye. Şimdi 3. sorumuz gelecek. 3 tane cevabı var. Hazır mısınız? Hazırım. Artık zor cevaplar, zor sorular biraz gelebilir. Pas hakkınızı unutmayın. Soru geçme hakkınızı unutmayın lütfen. Tamam. Gelsin bakalım 3. sorumuz. Nokta 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 yer altında yetişir. Cevapların baş harflerini bir görelim. Süremiz başladı. Patates. Patates. Yemiş. Yemiş. Ayşe. Havuç. 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 Süper. Yer elması. Yer elması. Süper. Bravo. Ayşe Hanım her ekranda bildi soruyu. Oraya baktı bildi, buraya baktı bildi. Gerçekten tebrik ediyoruz. Şu an tam tamına 60.000 lira kazandınız. Süper final hakkı kazandınız böylece. Harika. Hem süper final hakkı kazandınız, hem 60.000 liranız var. Çok güzel gidiyoruz. 4. soruya geçeceğiz. 4 tane cevabımız var. Artık böyle hani hiç beklemeden, eğer aklınıza gelmiyorsa çatır çutur hemen tık tık geçmeniz lazım. Ayşe Hanım 4. soruyu size soracağım. Monitörden soruyu okuyacağım. Cevaplara oradan bakın lütfen. Lütfen. Son soru olduğu için pas hakkı da yok. Zaten pas geçeceğimiz bir soru da yok artık. Direkt tık tık geçmemiz gerekiyor. Gelsin bakalım 4. sorumuz. Nokta nokta noktanın fuarı yapılır. Fuarı yapılan şeyleri düşünün. Fuarları düşünün. Gidip gezilen fuarlar. Nokta nokta fuarı yapılır. Cevapların baş harflerini görelim. Süremiz başladı. Otomobil fuarı. Otomobil fuarı. Motor fuarı. Kozmetik. Kitap fuarı. Kitap fuarı. Çok güzel. 26 tane. Tiyatro. Mobil. Mobil. Telefon. Telefon fuarı. Mobilya. Mobilya fuarı. Devam Duygu. Toplantı. Toplantı. Traktör. Teknoloji. Teknoloji fuarı. Hadi. İşte bu. Harika. Tam tamına 100.000 lira kazandınız. Bravo. Helal olsun. Tebrik ederim. 4 saniye kalmıştı. 4 saniye kalabildiniz. Helal olsun. Evet, tebrik ederim hepinizi. Bir de traktörden hiç oraya gelebileceğinizi düşünmedim. Evet, aslında bulmuşum ama sürekli ayağımı şöyle biliyorum. Geç artık. Helal olsun. Of, mükemmel. Çok sevindim valla. Şu an artık süper finale geçme hakkınız var. 100.000 lira, 200.000 lira gerçekten yapabilirsiniz. Süper finalde biriniz yarışacaksınız. Ve normal bir sorumuz var. Aynı ana etaplardaki gibi bir soru ve 7 tane cevabı var. Gayet normal etaplardaki gibi bir soru olacak. Biriniz yarışacak. Süper finalde 100.000 lirayı, 200.000 lira yapabilirsiniz. 200.000 lira. Ama bilemezseniz de 50.000 liraya düşüyor. Onu da düşünün. Aranızda bir karar verin. Evet, ondan sonra da bir 5 saniye düşünün. Hadi 10 saniye. Hadi 15 düşünün. Ondan sonra kararınızı verin. Tamam. Ne diyorsunuz? Bence devam mı? Sen ne diyorsun? Birini belirlememiz lazım. Hiç takılmayacağız. Ben yarışmam. Sen yarışır mısın? Süper finalde. Yarışırım okey ama tamam bir şey olmaz. Zaten bir şey yok. Bilemezsen gibi bir şey yok. Yani Gülhan evet şey yapıyorsan sıkıntı yok. Ama 100.000 lira ne düşecek onu düşünün ya. Nasıl isterseniz. düşündünüz, taşındınız. Evet. Süper finale gidip 100.000 lira, 200.000 lira yapma şansını denemek, kullanmak istiyor musunuz? Evet. Evet. Bravo. Oy, helal olsun. Bravo. Helal olsun. 200.000 lira vermek istiyorum. Bu programda bugün 200.000 lira verilecek. Evet, kim yarışacak? Onu düşündünüz mü? Kim yarışacağına karar verdiniz mi? Ben yarışacağım. Gülhan. Gülhan, sen yarışacaksın. Evet. Güveniyoruz. Gülhan'a güveniyoruz. Evet. Düşündünüz, taşındınız. Biz de Gülhan'a güveniyoruz. Çok güzel bir yarış geçirdik. Hep birlikte kazandınız. Ekipçe 100.000 lira hepsini cevapladınız. Şimdi süper finalde 200.000 lira kazanma hakkı artık. Evet. 200.000 lira kazanacağız. İnşallah. Hazır mısın? Hazırım. Bir nefes. Evet. Heyecanlandım. Bütün şansımı gerçekten diliyorum sana. Güzel olacak. Teşekkürler. Gelsin bakalım önce sorumuz. Sakin sakin okuyorum. Nokta 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 güvenlik kamerası görülebilecek bir yerdir. Güvenlik kamerasıyla izlenen her yeri düşün. Nerelerde güvenlik kamerası kullanılır? Cevapların baş harflerini bir alalım. Süremiz başladı. Okul. Okul. Hastane. Hastane. Süper. Gayet güzel başladık. Otobüs. Otobüs. Neresi olabilir? Banka. Banka. Postane yok. Postane. Merkez. Merkez. Stüdyo yok. AVM. AVM. Mağaza. Mağaza, çok güzel gidiyorsun, güzel. Asansör. Asansör, çok güzel, bilebilirsin. Otobüs. Otobüs. Mağaza, bilemiyorum. Hayır. Ay ya, gerçekten azıcık daha süremiz olsaydı belki. Asansör çok zordu mesela, gerçekten. Evet. Asansörü buldun. Siz buldunuz mu? Metro. Buldunuz mu? Size geldi mi aklınıza? Yok. Var mı? Market. Metro. Market olabilir. Market. Evet, market. O ne? O ne abi? Otobüs otobüs diye kaldık. Ben de kaldım burada. O ne? Otopark. Ay! Evet. Otobüs, otopark. Evet. Kolaymış ya. Vallahi ama o helal olsun ama 5 tane bildin yani takır takır. Asansöre hiç aklıma gelmemişti benim ya. Vallahi helal olsun. Teşekkür ederim. Alkışlar gelsin gerçekten. Yani denemiş olduk. Yine alalım ha. Hem çok güzel yarıştınız hem cesaretinizi ekstra tebrik ediyorum. 50.000 lirayla bence gayet güzel bir tatil yapabilirsiniz. Evet. Böyle güzel bir hafta sonu kaçamak, kız kıza harika bir şekilde geçirirsiniz. Çocukları da eşlerinize kitleyerek, anneannelere, babaannelere kitleyerek. Evet. Çok tebrik ediyorum. Valla çok mutlu oldum sizinle yarışmaktan. Biz teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Gerçekten çok güzel yarıştınız burada. Cesaretiniz için tebrikler. Çok teşekkür ederiz bizle yarıştığınız için. Sevgili izleyenler, bizden bugünlük bu kadar. Başka bir programda görüşmek üzere. Herkesi öpüyoruz. Sevgiler, saygılar.